Sinema Artı'dan herkese merhaba. Yine sinema dolu bir programla karşınızdayız değerli izleyenler. Özel söyleşimiz, sizler için hazırladığımız listelerimiz ve benzersiz içeriğimizle Sinema Artı başlıyor. Sinema Artı'da bu hafta vizyona giren filmlere kısa bir bakış, sinema dünyasından öne çıkan haberler, sinema yazarı Kerem Akça ile özel bir sohbet, 5 soruda sinema bölümünde feminist sinema kuramının anlatımı, Bong Joon-ho ve başyapıtı Parazit filminin detayları, başrolünde hayvanların yer aldığı filmler listesi ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. Haftanın beyaz perdeyle buluşan filmlerini sizler için derledik. Karşınızda Vizyon Artı. Fırtınalı Soygun. Yönetmenliğini Michael Polish'in üstlendiği film, sıra dışı bir soygun hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Bir çetenin elemanları, kasırganın kenti ele geçirmesini fırsat bilip soygun yapmak için harekete geçerler. Polisler suçluları köşeye sıkıştırsa da içinde bulundukları binayı fırtınadan ötürü tahliye edemezler. Emniyet kuvvetleri ve suçlular arasında amansız bir köşe kapmaca başlar. Filmin başrollerini Mel Gibson, Kate Bosworth ve Emil Hirsch paylaşıyor. Had a goofy laugh. I wish I'd met him. Hadi gidelim. From your dad. It's a wizard step. Pixar stüdyolarında hayat bulan fantastik animasyon türündeki Hadi Gidelim'in yönetmen koltuğunda Dan Scalon oturuyor. Babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki elf kardeş, dünyada var olan bir büyü sayesinde babalarını son bir kez görme şansına sahip olduklarını öğrenirler. On my way, boys. Just stay out of the room. Büyünün peşine düşen kardeşleri birbirinden ilginç maceralar beklemektedir. Yeni Mutantlar. Have you ever heard? X-Men'in spin-off'u olan Yeni Mutantlar filminin yönetmen koltuğunda Amerikalı sinemacı Josh Boone oturuyor. Mutant olduklarını travmatik olaylarla keşfeden ve süper güçlere sahip olan 5 gencin macerasını konu edinen filmde, dünyanın farklı ülkelerinden getirilmiş bu gençler gizli bir üste tutulmaktadırlar. Özgürlüklerini kazanmaları içinse zorlu bir mücadeleye girmeleri gerekmektedir. Haftanın öne çıkan sinema olaylarından derlediğimiz Haber Artı bölümüyle Sinema Artı devam ediyor. Sinema endüstrisine ağır darbe vuran koronavirüs, Hollywood oyuncularına da ulaştı. Son olarak Tenet'te rol alan ve önümüzdeki yıl Batman olarak hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Robert Pattinson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu gelişme üzerine Pattinson'ın başrolde yer aldığı The Batman filminin çekimleri durduruldu. Matt Reeves'in yazıp yönettiği filmin çekimlerine pandemi tedbirleri gereği Mart ayında ara verilmiş, normalleşme süreciyle Eylül ayında yeniden sete dönülmüştü. Diğer bir hastalık haberi ise Dwayne Johnson'dan geldi. Aksiyon filmlerinin ünlü yüzü Johnson, kendisi ve ailesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ünlü aktör tedavilerinin evden devam ettiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Duvara Karşı, Kapıdaki Düşman, Hür Kuş Göklerdeki Kahraman gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Birol Ünel hayata veda etti.
Ben bunun cevabını biliyorum. Ünel'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtildi. Türkiye doğumlu aktör yaşamını Almanya'da devam ediyordu. 59 yaşındaki Birol Ünel, oyunculuk kariyerine Berlin'de tiyatroyla başlamış, rol aldığı Fatih Akın imzalı Duvara Karşı filmiyle de ismini geniş kitlelere duyurmuştu. İnan o kadar yok ettim her birini. Sonra çektim gittim. Yani. Bu yıl 27. kez düzenlenecek Adana Altın Koza Film Festivali'nin ulusal uzun metraj bölümünde yer alacak filmler belli oldu. Bir kurt var emmi. Dışı bozdu. Festivalde TRT ortak yapımı olan Fatih Özcan'ın yönettiği Mavzer ve Faysal Soysal imzalı Ceviz Ağacı'nın yanı sıra Ercan Kesal'ın Nasipse Adayız, Gökçin Dokumacı'nın Kuyudaki Taş, Anıl Gelberi'nin Plaza, Leyla Yılmaz'ın Bilmemek, Umut Evirgen'in Ben Bir Denizim, Barış Hancıoğulları'nın Yeniden Leyla, Onur Ünlü'nün Topal Şükran'ın Maceraları, Hacı Orman'ın Körleşme filmlerinin yarışacağı duyuruldu. 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın yanı sıra Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması kategorisi de bulunuyor. Başlangıç, Yıldızlar Arası, Kara Şövalye gibi filmlerle hasılat rekorları kıran Christopher Nolan'ın son filmi Tenet, gişede 100 milyon dolar barajını aştı. Traveling forward through time. Durgunlaşan sinema sektörüne ivme kazandırması beklenen, başrollerini John David Washington ve Robert Pattinson'ın paylaştığı Tenet'in pandemi nedeniyle gişedeki başarısı merakla bekleniyordu. Filmin izlenme oranları koronavirüs koşullarına rağmen son derece başarılı bulundu. Türkiye'de de gösterimde olan film, Amerika Birleşik Devletleri'nde henüz yeni gösterime girerken bu durumun rakamları daha da yukarıya taşıyacağı belirtildi. Bu yıl 57.si düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal başkanlık edecek. Gülse Birsel, Kıvanç Sezer, Taner Birsel ve Zeynep Oral, jürinin diğer üyeleri olarak ödüllerin sahiplerini belirleyecek. Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisi ise Bingöl Elmas, Köken Ergun ve Kurtuluş Özgen'den oluştu. Festivalin Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'na seçilen 12 filmi ise Cemre Ebuziya, Müge Turan ve Ömür Atay'dan oluşan jüri değerlendirecek. Sinema Artı bu hafta çok değerli bir konuğu ağırlıyor. Film eleştirmeni Kerem Akça bizlerle. Kerem hoş geldin Sinema Artı'ya. Hoş bulduk. Öncelikle nasılsın? Keyifler yerinde mi? Bugünlerde işte sağlıklı olmak en önemlisi tabii. Evet, öyle değil mi? Bu süreçte nasıl olunacaksa. Evet evet. Öyle izliyorsun. Tabii ben de malum süreçle başlıyorum o zaman. Tabii sinema sektörel anlamda büyük bir darbe aldı ve yaralarını sarmaya çalışıyor. Biz de aslında izleyici koltuğunda alışkanlığımız değişecek, değişti. Yakın gelecekte bunu nasıl görüyorsun? Neler öngörüyorsun? Yani aslında şu anda zaten sinemanın hani geleceği tehditte gibi bir tartışmalar dönüyordu. Hani özellikle Netflix, Apple TV gibi platformların da daha öne çıkmasıyla birlikte. Bu süreçte bu daha da tartışılır hale geldi açıkçası. Ve Apple TV ile Netflix'in hani yaptığı yatırımlar arttı ve üyeleri arttı. Öylesi bir süreç geçirdik aslında. O anlamda hani maddi açıdan da çok rakamlar da çok uçtu açıkçası. Apple TV hani bir filme gidip 150-200 milyon dolar verip hani girip alabiliyor yani öyle bir sürece gitti. Hı hı. Bu da çok sağlıklı mı değil mi o tartışma konusu ama yani yavaş yavaş ben çıkılıp hani sinemanın bir şekilde galip gelmesini ümit ediyorum. Evet ben de gerçekten öyle. Yani dediğin gibi pandemi öncesinde de bir alışkanlığı vardı izleyicinin online platformlara doğru kayıyorduk ama artık ayyuka çıktı top noktada diyebiliriz. Evet evet. Ve artık biz de biraz beyaz perdenin hareketlenmesini, vizyonun hareketlenmesini bekliyoruz gerçekten. Ve işte geçtiğimiz haftada Tenet evet, girdi evet. Ve bir hareketlilik olacak mı diye baktık. Ama benim de gördüğüm aslında çok da böyle
bir izleyiciden yeterli tepkiyi almadı gibi görüyorum. Gerçi yani dünyanın en büyük başyapıtını da yapsan adı ölümle aynı cümlede geçen bir hastalık var ve bir salgın durumunda. Hani aynen. Ne kadar güzel olursa olsun ya da ortalama bir film de olsa mutlaka beklentimizin altında olacaktı gişe rakamları. Sen nasıl görüyorsun Tenet'i? Nasıl değerlendirirsin Tenet filmini? Rakamsal anlamda açıkçası hani Türkiye rakamlarını hani beklenen seviyede bana göre. Yani onu söylemek gerek. Ben de ilk seansta izledim IMAX'te işte. O seansta hani yarısı aşağı yukarı doluydu ki. Zaten bu süreçte yarıya kadar doldurulabiliyor. Türkiye'de fena değil aslında. Hani çok yüksek bir rakam değil ama bu süreçte beklenen rakamı elde etmiş gibi. O anlamda hani Amerika rakamları daha belirleyici olacak bence. Yani ama yani Amerika'daki hani bu süreçteki bence hani çizgi roman uyarlamaları olsun, Tenet olsun, Dune olsun hani yavaş yavaş hani bunlar seyirciyi daha belirleyecek ve onların gişe rakamlarıyla daha bir hani düzlüğe çıkacak mı sinema, o daha bir ortaya konmuş olacak bana göre. Yani genelde hani bağımsız yönetmenler Hollywood'a kayınca kontrolden de çıkabiliyor, çok önemli filmlere de imza atabiliyor. Geçmişte de görülen bir durum bu. Ama Christopher Nolan'ın hani Memento'daki, Following'deki tadını ben bulamıyorum açıkçası. Yani sadece Inception'da bulabildim son 10 senede. Inception'dan sonraki hani bilim kurguda belli efektler ilginçti. Doğru, Interstellar'da. Tenet'te düzgün orijinal efekt bile yok açıkçası. Yani o noktaya gelmiş açıkçası. Öyle bir problem var. Yani burada biraz da hani döneme uygun bir böyle ajan kahramanı yaratma, siyahi bir ajan kahramanı yaratma işte. Siyahi bir Bourne veya Bond yaratma havası var. Öyle bir hissiyat var. Onun yanına da bir zaman bükücülük mevzusu yerleştiriyor. Yani casusluk filmleriyle zaman yolculuğunu içe geçiriyor. Ama daha düşük bütçeyle çekilen bu son 10 senede özellikle işte Sprig kardeşlerin Predestination mesela zamanda geçen bir casusluk hikayesidir. Kült bir filmdi. Looper'da da mesela döngü denetleyicisi olarak çevrilebilecek filmde Ryan Johnson gerçekten müthiş bir zaman yolculuğu filmine imza atmıştı. Ya filmin en büyük sıkıntılarından biri John David Washington gerçekten. Yani Chadwick Boseman'ın hani vefat etmesine daha da üzüldüm. Yani bu yani Chadwick Boseman gerçekten o Afro-Amerikan sinemasında o eksikliği dolduracaktı. Çok iyi bir oyuncu bence. Evet. Ama bu meselede vefat etmesiyle birlikte buna daha da üzüldüm. Zaten Black Panther'da çok iyiydi. Evet. Başka rolleri de vardı ama ya burada biraz zamanla hani bir açılış sekansı iyi mesela, hani orada bir Michael Mann etkisi var. Hı. Özellikle Heat'in belli sahnelerini çağrıştırıyor. Müzikler de iyi, Oscar'lı ses tasarımcısı da iyi, başarılı. Ama zamanla film böyle bir zayıf bir senaryosuyla John David Washington'ın hani çok kendini ciddiye alması sebebiyle can çekişen bir noktaya varıyor. Ve orada da onu kurtarabilen sadece Elizabeth Debicki, Robert Pattinson ve biraz Kenneth Branagh oluyor. Yani böyle oyuncular onu biraz ayakta tutabilmiş. Gerçekten de hani Christopher Nolan'a böyle bu süreçte bir siyahi kahraman hikayesi anlatmak yaramamış yani. Ve yani siyahi istismar filmleriyle daha bir karşılaştırılacak bir noktada. Yani 70'lerde bir siyahi istismar filmleri ilk Afro-Amerikalı süper kahraman hikayesi vardı, Abar diye. Onun biraz ardılı olmuş gibi geldi bana, yani o noktaya varıyor. Bu noktada da hani Black Panther mesela hani o noktada daha başarılı. Onu söylemek gerek ve buradaki hani zaman bükücülük üzerinden hani bir fikri de geliştirmemiş yani. Inception'da mesela hani oradaki rüya inşaatı bilim kurgusu olarak hani daha önce örnekleri olsa da o fikri rüya inşaatı bilim kurgusu aldı. Bir alt tür yaratmaya kadar götürmüştü ve paralel kurgusuyla da çok başarılı bir işçilik vardı açıkçası Inception'da. Oradaki o yani ustalıklıya kayan şey yok. Yani yönetmenlik de burada yok açıkçası. Hani belli bölümlerde Ludwig Göransson kendini öne çıkarıyor. Sanat yönetimi Araf bölümünde fena değil, Öte Dünya bölümünde. Ama senaryosu gerçekten çok zayıf açıkçası. Yani karakterler çok yaratılmamış, üzerine uğraşılmamış. Yani görsel açıdan da hani çok kopyala yapıştır duran hale geliyor. Yani Terminator'ın bir şey sahnesi, tır sahnesi mesela aklıma getirdi. Yani birçok şey Matrix'teki kainin yerine Hintli bir kain gelmiş bu kez. Şimdi hani zaman kavramı açısından da kıyaslamak için soruyorum. Mesela yine Nolan'ın Interstellar'ıyla Tenet'i kıyaslarsan yine de arada çok büyük fark. Yani Interstellar'da aslında yani bir hani görsel efekt anlamında bir sekans çok ilgi çekiciydi Interstellar'ın, onu söylemek gerek. Ama o da biraz daha önce ele alınmış solucan deliği, kara delik mevzularını ele alıyordu. O da Contact'te işte Black Hole'da ele alınmıştı bana göre.
O anlamda o da biraz melodramatik bir noktaya kayıyordu. Yani o zamanda yolculuk mevzusu hani böyle bayat bir makyajlarla Yeşilçam melodramına kayıyordu bana göre son bölümde özellikle. Ama orada en azından bir Matthew McConaughey iyiydi. Yani John David Washington'ın yerinde en azından o vardı. Tenet yani bence Christopher Nolan'ın öyle unutulacak filmlerinden biri olacaktır. Peki şu an vizyonda olan başka senin favori filmlerin var mı? Evet yani aslında ilk sinemayı açmam benim hani Kadıköy sinemasında oldu. Palm Springs yani Sundance Film Festivali'nde ana yarışmadaydı o ve bayağı bir hit olmuştu orada ve yani onu gittim izledim. Kadıköy sinemasının ruhu güzel geldi bu korona atmosferinde bana. Senin içinde duygusal bir buluşma oldu değil mi? Evet. Ya çünkü 90'larda özellikle Kadıköy'deki sinemalar çok önemliydi benim için. Orada lise dönemim orada geçtiği için. Palm Springs çok güzel bir yani Groundhog Day'in ardılı olduğunu çok güzel farkına varan ve bunu dönüştürmek için bir şeyler yapan ve bunun da keyfini süren bir aynı saygı duruşu. Aynı zamanda bir selam filmi gönderiyor değil mi? O evet evet yani bir saygı duruşu filmi. Yani net olarak hani Groundhog Day'den çok etkilenip bunu etkisini gösteren filmler oldu geçtiğimiz yıllarda. Özellikle son 20 yılda bayağı var. Ama yani Palm Springs buna çok böyle hani müthiş bir şekilde dönüştürdüğünü söyleyemeyiz. Ama gerçekten o başroldeki hani erkek bakış açısını biraz daha cinsiyet eşitsizliğine karşı çıkan bir noktaya varan bir şekilde kadın bakış açısına kaydırmasıyla oradan bir yol aramasıyla da zamanın döngüsünde oynamasıyla etkiledi açıkçası. Ve senaryosuyla da hani ilk film senaryosu bir Jude Apatow havası estirdi bende yani nokta akla getirdi. Ne güzel yani hem beklenen filmlerin gelmesi hem yavaş yavaş salonların evet açılıyor olması şu dönem için tek tesellimiz. Evet evet. Zira 2020 gerçekten zor geçiyor. Festivaller açısından da öyle. Yani eski tadı alamıyoruz. Alamayacağız belli. Biraz daha online platformlarda olacağız festivaller açısından. Sen nasıl görüyorsun festivallerin geleceğini? Bütün hani aslında yani daha böyle online'a yakın bir şey olacak yani. Daha ziyade belki melez festivaller daha öne çıkmaya başladı. Hem fiziksel hem online olan. Yani beş çeşitli tercihler var. Yani aslında bu konuda Venedik biraz yönlendirici olacak yani. Orada yani ciddi anlamda sadece fiziksel yapılan marketindeki bazı gösterimler ondan yapılacak ama sadece fiziksel yapılacak bir festival olacak. Bu ay yani Venedik'in öyle olması ve Toronto'nun da fiziksel artı online olması yani A listesi festivallerinin de bir anda korona sonrası hani gerçekten festival yapıyoruz bize dönmesi bunu gösterecek açıkçası. Nasıl bir etki olacak, bunun sonucuna nasıl yansıyacak? Ama yani online'da da hani filmler izlenebiliyor. Onu da unutmamak lazım. Yani ben açıkçası özellikle işte Vision de Real Film Festivali'ni takip ettim. Locarno'yu takip ettim bu süreçte. İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışmasını takip ettim. Ya yani o sebep yani o biraz da biraz yani fiziksel artı online gidip yavaş yavaş fiziksele dönecek gibi bir izlenim bırakıyor bende. Hani bir sene sonra belki o inşallah yani umut ediyorum. Ama online'da da hani çok görmezden gelinmemesi gereken bir potansiyel var yani. Orada da seyirciye ulaşabilir sonuçta filmler. Tabii ki ya yani mesela Berlin Film Festivali'nde ve Toronto Film Festivali'nin özellikle hani sinema salonları çok beni çok cezbeder yani. Toronto'ya zaten 15 senedir gidiyorum. Cannes'ın da öyle salonları çok cezbedici. Ya o anlamda hani sinema zevki onlarda, film izleme zevki başka bir şey. Ama sonuçta hani bu süreci de biraz online'da da hani geçirmek lazım. Yani bir senelik bir sabretmek lazım. Evet, evet. Yani bir de tabii online platform gerçeği var artık. Sonuna kadar, iliklerimize kadar hissettiğimiz bir durum ve şu dönemde eve kapandık. Online platformlardan film izliyoruz. İşte o seyirci koltuğunda geçtiğimizde mesela seni çok etkileyen filmler bu evde kaldığımız süreçte bana ilk beşin var mı? Ya aslında biraz daha alternatif platformlardan filmler söyleyeceğim. Tamam. Çünkü bir Vision de Real mesela şeyinde festivali takip ederken orada Daha Films diye bir site keşfettim. Orada bayağı klasik Çek filmleri var. Orada bayağı Çek filmi seyrettim Nisan sonu gibi. Orada özellikle Juras Herz'in Morgiana'sı 1972 tarihli müthiş bir başyapıt. Çek Yeni Dalgası başyapıtı. Onun dışında Karel Zeman'ın Fabulous Baron Munchausen 1962 tarihli. O da önemli bir gerçek. Klasiklerden sinema gidiyorsun. Evet. Çok güzel. Onun yanında bir de bu süreçte Fransız sinematiği filmlerini açtı. Halen de açık onlar. Yani Fransızcam'da olduğu için ben takip edebiliyorum. 1920'lerde René Clair'in çektiği Paris Uyuyor. Çok sağlam bir film.
Onun dışında bir de Criterion Collection'ın şeyleri Afro-Amerikan filmlerini açmıştı. Orada yakalayabildiğim jüri de şimdi Daughters of the Dust'ı. Çok önemli bir Afro-Amerikan sineması, modern klasiği bence, 91 tarihli. Gulag insanlarını anlatan tarihi bir film. Piyanoyla kardeşlik ilişkisi kuran, değeri bilinmemiş bir hazine bence. Onu es geçmeyelim. Bir de bir tane de güncel örnek vermek gerekirse, Amazon'a yaptığı Spike Lee'nin Çayrek, 2015 tarihli. Spike Lee'nin filmi gerçekten çok postmodern bir hood film. İçinden işte hani Pasolini'nin denemeleri de geçiyor. Bambaşka Derek Jarman'ın denemeleri de geçiyor. Yani deneyselle biçimcilik arasında bir postmodern bir ruh barındıran, yani Spike Lee'nin bazı durmanlaştığı belki, yani son 20 yılda bakarsak. Öyle bir noktaya açıldı. Çayrek çok etkiledi beni. Bu 5 filmi söyleyebilirim. Notlarımı aldım. Bunlarla da ilgileneceğim Kerem. Peki bu bölümün yavaş yavaş sonuna gelelim. Sonra hızlı sorularla tekrar burada olalım, olur mu? Tamam. 5 Soruda Sinema bölümünün bu haftaki konusu feminist sinema kuramı. Bu çok özel dosyayı sizler için 5 soruyla ele aldık. Her hafta sinemayı 7. sanat yapan fikirlerden birini işlediğimiz 5 Soruda Sinema bölümümüzün bu haftaki konusu feminist sinema kuramı. Sinema adına önemli olan bu kurama dair bilinmeyenleri birlikte inceliyoruz. İlk sorumuz, feminist sinema kuramı nedir? Feminist sinema kuramı, gelişen sinema sektöründe zaman içinde kadınların da üretici konuma gelmeleriyle, ataerkil bir düzenin hakimiyetinde olan sektörün ve ürettiklerinin sorgulanmaya başlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Sinema filmlerinde üretici ve yaratıcı pozisyonlarda kadınların yerinin, filmlerdeki kadın anlatısının ve stereotiplerinin özelliklerinin tartışıldığı bir kuramdır. Feminist sinema kuramının oluşumunu hazırlayan sebepler nelerdir? Birlikte izleyelim. Klasik kuralların yıkılmaya başlandığı ve savaş sonrası düzende çağdaş akımların ortaya çıkışıyla birlikte pek çok sanat dalında olduğu gibi sinemada kadının rolü de sorgulanmaya başlanır. Feminist film kuramcıları, sinemada kadının temsili üzerine yazıları ve feminist yönetmenler de filmleriyle sinemada kadın anlatısını yeniden tasarlamayı amaçlarlar. Peki, feminist sinema kuramının dünyada öncüleri kimlerdir? Bu kuramın ilk öncüleri Laura Mulvey ve Claire Johnston'dır. Her iki kadın da beyaz perdede sessiz dönemden beri kadının tek tipleştirildiği, kadın karakterlerin erkek bakışı üzerinden formüle edildiğini savunur. Kuramcılar klasik sinema anlatısında erkeğin etkin kılındığını, bu nedenle geleneksel anlatıdan uzak bir karşı sinema önermişlerdir. Sally Potter ve Laura Mulvey bu amaçla avantgard sinemada kendilerine yer bulsa da üretilen filmler geniş kitlelere ulaşamaz. Günümüzde bir feminist film pratiğinin varlığı söz konusu olmasa da kadının medyada kendisine yer bulma şeklini ortaya koyması, feminist kuramın sektörü olan en önemli katkılarından biri olur. Feminist sinema kuramının ülkemizdeki öncüleri kimlerdir? Merak edenler için gelsin. Faziletli anne ve iffetli sevgili olarak idealize edilen, bunun dışında kalanlarınsa kötü kadın olarak formüle edildiği Yeşilçam sinemasında bir feminist duruşun varlığından söz etmek zordu. 80'li yıllarda sinemadaki dönüşümle birlikte kadın anlatısı da dönüşmeye başlar. On Kadın, Hazal, Dönersen Islık Çal gibi örnekler, erkek yönetmenlerden kadın rollerine farklı bir bakış getirdikleri önemli yapımlardandır. 80'li yıllarda Nisan Akman ve Mahinur Ergun, 90'lı yıllardan itibaren ise Handan İpekçi, Yeşim Ustaoğlu ve 2000'lere gelindiğinde ise Pelin Esmer gibi başarılı yönetmenler, sinemamızda kadının farklı bir şekilde temsil edildiği filmler ortaya koyarlar.
Son olarak feminist sinema kuramını en doğru şekilde ortaya koyan örnekler hangileridir? Feminist sinema kuramının ilkelerini karşılayan, erkek egemen sektörde eril bakışın dışında bir anlatı geliştiren filmlere örnek olarak The Gold Diggers, Çatısız Kuralsız, Kadın Olduğum Gün, Orlando, Jean Dielman gösterilebilir. Bu hafta Bir Hayat Bir Film bölümünde son dönemde sinemaya damgasını vuran Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'yu Parazit filmiyle ağırlıyoruz. İyi seyirler. Bong Joon-ho. Bu hafta doğum günü vesilesiyle andığımız Bong Joon-ho, 1969'da Güney Kore'nin Daegu şehrinde 4 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelir. Endüstriyel tasarımcı ve akademisyen olan babası, aynı zamanda Ulusal Film Enstitüsü'nün de başkanlığını yürütür. Dedesi tanınmış bir yazar olan Bong, küçük yaşlarda sinemaya ilgi duymaya başlar. 1988 yılında Yonsei Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimine başlar ve okul yıllarında hükümete karşı ayaklanmalar yapan öğrenci gruplarının içinde yer alır. Ülkesinde zorunlu olan 2 yıl askerliğin ardından ülkesine geri dönerek 1995 yılında eğitimini tamamlar. Öğrencilik yıllarında arkadaş grubuyla Sarı Kapı isimli bir film kulübü kuran genç Bong, 90'lı yılların başında Kore Film Sanatları Akademisi'nde 2 yıllık sinema eğitimini tamamlar. Burada çektiği Çerçeve İçindeki Anı ve Uyum isimli filmler yurt dışındaki festivallere davet edilir. Mezuniyetinin ardından çeşitli yapımlarda senaristlik ve yardımcı yönetmenlik gibi görevler üstlenen Bong Joon-ho, 2000 yılında Havlayan Köpek Isırmaz isimli ilk uzun metrajlı filmini çeker. Gişede başarı gösteremese de deniz aşırı festivallerden davet alan film, yönetmen adına umut verici bir başlangıç olur. 2003 yılında bir seri katil hikayesi olan Cinayet Günlüğü'nde kamera arkasına geçen yönetmen, ülkesinde iyi bir gişe elde etmenin yanında pek çok ödülün de sahibi olur. San Sebastian Film Festivali'nde premieri yapılan film buradan 3 ödülle döner. Bu başarı üzerine Avrupa ve Amerika'dan da olumlu eleştiriler alır. 2006 yılında ülkesinin en yüksek maliyetli prodüksiyonu olan Yaratık'la gösteriminin yapıldığı Cannes'dan büyük övgüyle döner. Yaratık, Güney Kore'nin de o tarihe kadar en çok izlenen filmi olur. 2009'da bu defa cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kalan oğlunu kurtarmaya çalışan bir kadının hikayesini anlatan anne ile seyircisiyle buluşan Bong, hem ülkesinde hem de uluslararası mecrada olumlu geri dönüşler alır. 2013 yılına gelindiğinde hemen her başarılı yönetmen gibi yolu Hollywood'la kesişir. Bir çizgi roman uyarlaması olan Kar Küreyici, 2014'ün en başarılı filmleri listesine girmesinin yanı sıra Güney Kore gişe rekorunu da elde eder. Sit down. 2017 yılında bu defa bir dijital platform işbirliği olan Okja ile izleyiciyle buluşan sinemacı, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışır. Tüm dünyada büyük beğeni toplayan bu filmin ardından 2019'da yine ülkesinden bir hikaye resmettiği filmi Parazit için kamera karşısına geçen Bong Joon-ho, dünya premierini yaptığı Cannes'da Güney Kore'ye altın palmiye kazandıran ilk yönetmen olarak tarihe geçer. Dünya çapında pek çok festivalden onlarca ödül alan film, ayrıca en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi uluslararası film ve en iyi özgün senaryo olmak üzere 4 dalda Oscar ödülüne layık görülür. Böylelikle dünya sinema tarihine geçen Bong Joon-ho, tek filmiyle 4 büyük dalda Oscar alan büyük yönetmenler sınıfına da dahil olur. (Gülüyor)
Ay yok canım, pusuyu dur. Parazit. Güney Kore'nin başkenti Seul'deyiz. Paranın alabileceği tüm imkanı elde etmiş varlıklı Park ailesinin yolu, son derece zorlu koşullarda yaşamlarını sürdüren Kim ailesiyle kesişir. Bir tesadüfle Park'ların kızına ders vermeye başlayan Ki-woo, önce şoför, sonra da evin kahyasını işten attırarak kendi ailesini Park'ların hizmetlisi olarak işe aldırır. Ne var ki evin eski kahyasının yeniden ortaya çıkması, kimlerin binbir zahmetle kurdukları yeni düzenlerini tehdit eder. Güney Kore sinemasının en başarılı yönetmenlerinden Bong Joon-ho'nun 7. uzun metrajlı filmi olan Parazit, sınıf ayrımcılığı üzerine kurulmuş bir başyapıt. Bong, iki ailenin Seul'ün sosyal ortamında bir araya gelmesinin tek yolunun Kim ailesinden birinin Park'ların çocuklarına ders vermesi olduğunu keşfeder. Kendisi de üniversite yıllarında varlıklı bir ailenin oğluna özel ders veren Bong, çoğu zaman kendisini de o aileyi gözetliyormuş gibi hissettiğini ifade eder. Nitekim son yıllarda Güney Kore'den çıkan filmlerin önemli bir kısmı da sınıf ayrımının altını çizer. Parazit'in senaryosunu da kaleme alan Bong, filmini önceleri bir tiyatro oyunu olarak tasarlar. Ancak bir süre sonra kamera açılarını hayal etmeye başlayınca yapım tiyatrodan beyaz perdeye evrilir. Hemen her filminde olduğu gibi filmin yapım sürecinin pek çok detayının da arkasında olan Bong, Park'ların evini bizzat tasarlar. Çekimler için evin ön kısmını ve bahçesini de inşa ettirir. Geri kalan kısımlarsa dijital olarak çekilir. Yönetmenin ifadesine göre hiçbiri anlaşılmasa da filmde evle ilgili 480 tane dijital efekt bulunur. Kendisini daha güvende hissetmek için filmlerinin storyboardlarını da çizen yönetmen yakın zamanda bir çizgi roman versiyonunu yayınlar. Sinematografiye ve özellikle siyah-beyaz filmlere büyük saygı duyan sinemacı, zengin-fakir ayrımını daha keskin bir şekilde gösterdiği için filminin siyah-beyaz versiyonunu da gösterime sokar. Parazit Bong'un boş zamanlarında ya da ilhama ihtiyaç duyduğunda filmlerini izlediği büyük yönetmenlerden Alfred Hitchcock'a dair de önemli izler taşır. Merdiven sekansları ya da röntgencilik gibi kavramlar filmde sıkça karşımıza çıkar. Dahası Park ailesinin film arşivinde bir Hitchcock seçkisi de yer almaktadır. Dünya çapında 250 milyon dolardan fazla hasılat elde etmesinin yanı sıra Cannes, BAFTA ve Altın Küre başta olmak üzere pek çok festivalden ödülle dönen Parazit, 6 dalda aday olduğu Oscar'larda en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi özgün senaryo ve en iyi uluslararası film ödüllerinin sahibi olur. Film aynı zamanda Oscar tarihinde ilk defa İngilizce dışında bir dilde en iyi film ödülüne layık görülen yapım olur. Dünyaca ünlü bir televizyon kanalı tarafından önümüzdeki dönemde bir mini dizi uyarlaması planlanan filmin başrollerinde ise Tilda Swinton ve Mark Ruffalo'nun yer alacağı gelen haberler arasında. Film eleştirmeni Kerem Akçay'la sohbetimize hızlı sorularla devam ediyoruz değerli izleyenler. Kerem, hazırsan başlıyorum. Hazırım. Nasıl bir mahallede büyüdün? Yani bahçesi olan bir evdeydim. Rahat bir mahalleydi. En sevdiğin sokak oyunu? Futbol. Annenden öğrendiğin en önemli şey? Dürüstlük. Kulağına küpe olan bir baba nasihati? İkiyüzlü olmamak. Sinemada izlediğin ilk film? He-Man Masters of the Universe. Wow. Hayatının dönüm noktası? 2002 yılında Mehmet Açar'ın sinema dergisinde ilk kez bana yazı yazdınız. Sana göre Nolan'ın en iyi filmi? Memento. Marvel mı DC mi? DC. Superman mi Batman mi? Tim Burton'un Batman'i. Zamanda yolculuk imkanın olsa hangi yönetmenle tanışmak isterdin? Godard vefat etmiş olsaydı o olurdu. Ama şu anda Kubrick.
Uzak Doğu sineması mı, Avrupa sineması mı? Ya çok karar vermesi zor ama Avrupa sinemasıydı. Şu an okuduğun kitap? Orhan Pamukkar. Charlize Theron mu, Margot Robbie mi? Charlize Theron. Monster mı, Mad Max Fury Road mu? Yani performans olarak Monster. Bıkmadan izlerim dediğin bir film? Otomatik Portakal. En sevdiğin film repliği? Arnold Schwarzenegger, Geri Döneceğim. En son hangi filmde ağladın? İlk ağladığımı söyleyeyim. Clint Eastwood'un Kusursuz Dünya, Perfect World. Keşke çekmeselermiş dediğin bir film? Yani son dönemden Son Hava Bükücü'yü söyleyeyim hadi. Adı da geçmişken. Mesleğinin en iyi yanı? Fazlaca senede 1000 civarı film izleyebilmek. Hollywood mu, bağımsız sinema mı? Yani çok dengeli, bağımsız sinema diyeyim hadi. Hangi dönemde yaşamak isterdin? 1960'lar, Fransız Yeni Dalgası dönemi. Kendine en çok benzettiğin film karakteri? Yani karakterden ziyade oyuncu Mark Ruffalo'yu benzetiyorum. Evet ya, andırıyorsun. Çağımızın en iyi icadı? Legal online platformlar. Online platformu sinema mı? Sinema. Uzaylı istilası mı, zombi saldırısı mı? Yani uzaylı istilası diyeceğim çünkü son 10 senede de uzaylı istilası filmleri daha hala kendine özgü örnekler verebiliyor. Peki son olarak hayat sana ne öğretti? Yani dürüst olmayı, yalan söylememeyi öğretti. Güzel. Kerem Akça, çok teşekkür ediyoruz değerli görüşlerin için. Sağ ol, var ol. Rica ederim. Sizi çok keyifli bir liste artıyla baş başa bırakıyoruz değerli izleyenler. İşte hayvanların başrolde yer aldığı filmler listesi. I used to smile. This time it's different. Sinemada hayvanların gösterdiği oyunculuk kabiliyetleri bazen tüm filme damgasını vurup unutulmaz hale gelebiliyor. Sinema Artı olarak bu hafta sizin için başrolde dostlarımızın harika işler çıkardığı filmlerden bir liste oluşturduk. He's got a name. It's Bob. Yaşamı. Ailesinin sahip olduğu hayvanat bahçesindeki hayvanlarla birlikte bir yolcu gemisinde seyahat eden Pi, bulunduğu geminin batmasıyla Pasifik Okyanusu'nun ortasında bir Bengal kaplanıyla baş başa kalır. 4 Oscar'lı bu sıra dışı ölüm kalım mücadelesi listemizin 10. sırasında yer alıyor. Beyaz Tanrı. Macaristan'da melez köpeklerle ilgili yasa değişimiyle bir anda binlerce köpek sokaklara salınır. 13 yaşındaki Lili'nin köpeği Hagen'ı sokaklardan kurtarmak için verdiği mücadeleyi işleyen Beyaz Tanrı listemizin 9. sırasında. Cannes Film Festivali'nden belirli bir bakış ödülüyle dönen yapım, aynı yıl Antalya Film Festivali'nde seyirci ödülünün de sahibi olmuştur. Sokak kedisi Bob. Londra'da sokak müzisyenliği yaparak geçimini sağlayan evsiz James'in yaşamı yine sokakta bulduğu yaralı bir kediyi sahiplenmesiyle değişir. Bakımını üstlendiği kedinin James şarkılarını söylerken de yanında bulunması bir anda şehirlilerin ilgi odağı olur. Bir hayvanın değiştirip iyileştirdiği bir hikaye olan sokak kedisi Bob listemizin 8. sırasında. To help with my second chance. Second time around. Both man and wolf must. Beyaz Diş. Of the wild. Survival. Jack London'ın aynı isimli klasik eserinden uyarlanan Beyaz Diş, yarı köpek yarı kurt olan Beyaz Diş'le onu sahiplenip ehlileştiren Jack'in dostluğunu konu ediniyor. Zorlu bir coğrafyada altın arama sevdasına kapılan Jack'le sevgiyi ve güvenini paylaştığı Beyaz Diş'in hikayesi listemizin 7. sırasında bulunuyor.
Burn him out. From Jack. Sivas. Listemizin 6. sırasında dünya premierini Venedik Film Festivali'nde yapan ve jüri özel ödülüne layık görülen Sivas yer alıyor. Filmde Anadolu'nun küçük bir köyünde her çocuk gibi sıradan bir yaşamı olan Aslan'ın günün birinde izlediği köpek yarışlarında yaralanan bir Sivas kangalıyla tanışması ve ardından gelişen dostlukları konu ediliyor. Savaş Atı. Usta yönetmen Steven Spielberg'ün arka plana Birinci Dünya Savaşı'nı yerleştirdiği filmi Savaş Atı, Albert ve kalpten bağlandığı atı Joey'nin hikayesini konu ediniyor. Eğitiminin ardından satılıp savaşa gönderilen Joey ile sahibinin bir gençlik romanından uyarlanan bu sıcak hikayesi listemizin 5. sırasında bulunuyor. Okja. Güney Kore'nin dünya sinemasına armağanı Bong Joon-ho imzalı Okja, listemizin 4. sırasında. Küçük bir kızın yetiştirdiği hayvanıyla çok uluslu şirketlere karşı açtığı savaşı konu edinen Okja, yıldızlarla dolu kadrosu ve sıra dışı anlatımıyla 2017'nin en önemli yapımları arasında yer alıyor. Özgür Willy. Bir su parkında yaşayan yavru katil balina Willy ile onun ailesine ve özgür sulara olan özlemini hisseden Jesse'nin dostluğunun konu edildiği filmdeki yavru balina Keiko, filmin ardından açılan kampanyalarla doğal ortamına salınır. Ancak uzun süre hayatta kalamaz. Bir çocukla bir hayvan arasındaki dostluğu betimleyen filmlerin en bilinenlerinden olan Özgür Willy, listemizin 3 numarası. Hachi bir köpeğin hikayesi. Listemizin 2. sırasında Hachi bir köpeğin hikayesi yer alıyor. Gerçek bir hikayeden yola çıkılan filmde bir profesörün tesadüfen bulduğu terk edilmiş bir köpek ve onunla günden güne gelişen dostluğu resmediliyor. 1987 tarihli Japonca Aslan'dan uyarlanan bu film, insan ve hayvan dostluğunu işleyen filmlerin başyapıtları arasında yer alıyor. Ayı. Çoğunlukla belgesel olduğu düşünülen Ayı, Gül'ün Adı ve Kapıdaki Düşman gibi filmleriyle tanıdığımız Fransız yönetmen Jean-Jacques Annaud'un başyapıtı olarak görülen kurgusal bir filmdir. Annesini kaybeden bir yavru ayıyla onu koruması için kendisini sevdirmeye çalıştığı yetişkin bir ayının hikayesini beyaz perdeye taşıyan bu sıcak film, hayvanların başrolde yer aldığı filmler listemizin 1 numarası. Sinema Artı'nın bu haftada sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.